Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte senin Biyolojin kanalını en verimli şekilde nasıl kullanabilirimin cevabını vermiş olacağız. Birçok arkadaşımız bu konuda zorluk yaşadıklarını gördük. Bu yüzden de bir kanalın nasıl verimli şekilde kullanabilirim videosu çekmek istedim. Şimdi burada ilk başlangıçta bizim... YouTube'daki ana sayfamıza giriyor olmanız lazım. Ana sayfamızda aslında her şey var. Fakat hangi kategoride nasıl çalışmalıyım sorusunun cevabını bu videoda bulmuş olacaksınız. Ana sayfamıza geldikten sonrasında 2025 sezonuna birlikte hazırlanalım kısmı bulunmakta. Şimdi burada şunu yapıyor olman lazım. Sen daha öncesinde biyolojiye hiç başlamadıysan, yeni başladıysan nereden başlıyor olman lazım? Şimdi ilk başlangıçta biliyorsun 9. ve 10. sınıfı kapsayan bir TET kısmımız var. Konu bilgin hiç yoksa eğer ki bizim ana derslerimizi izliyor olman lazım. Ana derslerimiz nerede bulunuyor? Tabii ki de burada bulunan 2025 TET Biyolojik Kampı kısmında bulunuyor. Her ne kadar kamp ifadesini sevmesem de mecburen kullanıyorum. Şimdi burada bulunan derslerin kitapları bulunmakta. Bu kitaplar arkadaşlar senin biyolojinin.net sitemizde satılmakta. Şöyle kitaplarımız bulunmakta. Bunların tamamının içeriği burada bulunuyor. Sadece neler yok burada? Sorular yok. Sorular için sadece e, senin biyocin.net'ten paket satın alman gerekiyor. Ha ben paket satın almayacağım, ben kitap da almayacağım diyorsan elbette bunu yapabilirsin. Yazarak gidebilirsin. Bunda da hiçbir problem yok. Burada bulunan, bakın kaç tane video var? 55 tane videomuz varmış. Bu 55 tane videoyu aşama aşama biz ne yaptık? Buraya oynatma listesine koyduk arkadaşlar. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirli eklemeleri de bulunmakta. Onu da onu da en aşağıya bakın. MEP kitabı 9 ve 10. sınıf ekleme ve güncellemeleri şeklinde yine oynatma listesine ne yapmış olduk? Eklemiş olduk. Yani senin TYT ile alakalı bütün tamamen eksiğini giderebileceğin yer 2025 TYT biyoloji kampı oynatma listesi olacaktır. Soru eksiğini zaten bir şekilde giderirsin. İşte paket alabilirsin bizden veyahut da farklı soru markalarını çözerekten giderebilirsin. Yani o zaman neymiş? Biz ilk başlangıçta çok fazla konu eksiğimiz varsa 2025 T&T Biyoloji Kampı ile başlayacakmışız. Tamam bu cepte kalsın. Şimdi tekrardan bir daha ana sayfama dönüyorum. Şunu kapatalım. Daha sonrasında ben TET'yi bitirdikten sonrasında neye geçiş yapacağım abicim? AYT'ye geçiş yapacağım. TYT'de olduğu gibi bunun AYT benzeri yok mu? Elbette ki var. Olmaz mı hiç? Bak 2025 AYT biyoloji kampı var. Yine onun içinde bir oynatma listemiz bulunmakta. Onda da 70 videomuz bulunmakta. Yine onun içinde arkadaşlar kitaplarımız mevcut. Bakın şurada göstermiş olduğumuz 3. kitabımız mevcut. 4. kitabımız şu anda tekrardan bir daha güncelleniyor baskıda. O da bu hafta içerisinde gelmiş olacak. Onu alıp devam edebilirsin. Onun haricinde eğer ki ben sadece konu anlatımını dinleyeceğim diyorsan buradaki oynatma listesini ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Buradaki oynatma listesinde sadece konu anlatımları bulunur. Örnek sorular ve soru çözümleri sadece senin biyoloji.net sitemizde bulunmakta. Onu da tekrardan söylüyorum. Bunu tamamen Bakın yeni müfredata uygun vaziyette güncelledik. Mesela sen sinir sistemini çalışıyorsun. Sonrasında küt diye senin karşılarına geliyor? Map 11. sınıf kitap güncellemeleri geliyor. Bunlar güncelleme değil aslında. Nedir abi? Eklemedir baktığın zaman. İşte sinir sistemi için ekledik. İşte yine aynı şekilde endokrin sistemi için ayrı ayrı ekledik. İşte destek hareket sistemi için ayrı ayrı ekledik. Tamam bakın burada bulunmak. Dolaşım bağışıklık sorunun boşaltım, öneme hepsi yazıyor. Yine aynı şekilde e, devamında 12. sınıf MEP kitap güncellemenin tamam bu oynatma listesinde var. Yani sadece bu oynatma listesini takip ederekten hem bütün konu anlatımı eksiğini giderebilirsin. Hem de yeni müfredatı uygun anlatımlara ulaşabilirsin. Bakın şunu lütfen ama lütfen unutmayın. Ne yazık ki YouTube üzerinde böyle bir algı oluşturuluyor. Ki bu algıyı artık bir tık yenmemiz gerekiyor bana kalırsa. Her sene müfredat değişmiyor arkadaşlar. Yani ben bunun üzerine 2024 yerine 2025 yazdığımda ben atomu parçalamıyorum değerli dostlar. Her sene müfredat değişmiyor. Sizin müfredatınız 2028 yılında değişecek. Bu her sene müfredat değişmesi muhabbetinden lütfen bir sıralım artık. Çünkü çok fazla soru geliyor bana. Hocam diyor videoyu güncelleyecek misiniz? Videolar güncel zaten. Ha 3 ve 4. kitabın videolarının belirli kısımlarını tekrar çekeceğim. Ama beklemene gerek yok. Boşu boşuna zaman kaybetme. Ben direkt olarak işi ticari boyuta getirmemek için her sene kitabın kapağını 2024, 2025, 2026 yazmıyorum. Çünkü her sene bu videoyu tekrardan çekmemin bir anlamı yok. Bundan dolayı da e, buradaki videoları Elimden geldiğince oynatma listesi babında ne yapıyorum? Zaten güncel tutmaya özen gösteriyor. Yani senin müfredatın 2028'de değişecek cancağızım. Her sene müfredat değişmiyor. Bu kalsın cepte bir yerde dursun yani. Bundan sonraki çalışmalarımızı zaten buna daha da uygun yapmış olacağız. Ne demeye çalıştığımı 2025 e, tayfa değil de 2026 tayfa anlamış olacak. Şimdi sen burada TET kısmını çalıştın babacım. Ondan sonrasında AYT kısmında çalıştın. Sonrasında dedin ki kardeşim benim bir tekrar yapmam lazım. Ya özet konu anlatımları yok mu bu kanalda dedim. Var abi onlar da var. Bak burada ne var? 2025 TET biyoloji konu ve soru kalıpları serisi var. Ve 2025 AYT biyoloji konu ve soru kalıpları serisi var. Bunların kitapları yok mu elbette var. Bak burada kitapları bulunmakta. Eğer ki Özet bir şekilde konu anlatımlarını bitirdiysen, biyolojide eksiğin yoksa, tekrar etmek istiyorsan eğer ki, o zaman buradaki konu ve soru kalıpları serilerine bakabiliyorsun. Tamam mı? Bunlar özet serilerdir. Bu ana serilerden yani şurada göstermiş olduğum serilerden ne olacaktır abi? Farklıdır. Neden? Buradaki ana seriler daha uzun olan konu anlatımını kapsar. Çünkü 4 kitaplık bir seridir şuradakiler. Bunlar ise İki kitaplık serilerdir bilginiz olsun. Hocam ya işte tamam özet de bitti. Ondan sonrasında ben işte e, genel bir tekrar yapmak istiyorum. O var mı? O da var cancağızım. Bak full genel tekrar derslerimiz var ve geçen sene de çekmiş olduğumuz dersler bulunmakta. Bunları da izleyebilirsin. Uzun derslerdir bunlar da ama artık Nitekim tamamen artık son bir tekrar yapacağım diyorsan buradaki dersleri izleyebilirsin. Olabildiğince Doyurucu bir şekilde hazırlandı bilgin olsun. Peki hocam soru tahminleri ile alakalı videolarımız var mı? Var. Soru tahmin ve analiz serimiz bulunmakta bunlara bakabilirsin. Yine bakın burada bulunmakta. Devam ediyor, devam ediyor. Animasyonlarla Biyoloji denilen serimiz var. Animasyonlarla Biyoloji de belirli konularda zor anlaşılması gereken konularda animasyon yaptığımız seri çok tutulan YouTube'un en fazla izlenen serilerinden bir tanesi. Buna da konularının tamamı bittikten sonra göz atabilirsin. Şu anda 13 video var. Bu sezon eğer ki vaktim kalırsa bunu 20'ye çıkartmayı planlıyorum. Yine Kritik Nokta serisi var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında Olabildiğince böyle hani e, kafa karıştırıcı nitelikte bulunan kısımları da kritik nokta serisinde anlatıyoruz. Yine araştırıcı çizimleri serisi var. Bunu tamamlayamadık. Neden tamamlayamadık? Çünkü çok fazla emek gerektiren bir seri. Eğer ki vaktim olsa tamamlayacağım. Burada ise ne yapıyoruz? Burada boş bir sayfa açıp üzerine yazı yazaraktan ne yapıyoruz? Anlatmış oluyoruz araştırıcı çizimleri de serisi. Yine AYT büro deneme sınavlarımız var YouTube özel babında. Onun haricinde yine senin biyoloji sitemizde hem TET, MAYT deneme sınavlarımız bulunmakta. Onları da inceleyebilirsin. Sadece kitap şeklinde ve çözümleri şeklinde alabiliyorsun. Geldik şuna. Bu ne? Podcast. Yani sesli kayıtlarla biyoloji. Amacımız ne? Kulaklığı taktırıp sana otobüste yolda giderken biyoloji dinlemeni sağlamak. Bunlar şu anda güncellenecek. Kasım'dan itibaren ben tekrardan bir daha podcast çekmeye başlayacağım. Ama şu anları da dinleyebilirsin. Yani uyurken vesaire kulaklığı takıp dinlersen eğer ki beni Spotify'da yayında şu anda. YouTube müzikte yayında. Aynı zamanda Apple Podcast üzerinden de yayında. Sen YouTube'dan devam etmek istiyorsan YouTube'dan bu sesli kayıtlara erişebiliyorsun. Yine YouTube müzikte arama kısmına senin biyolojin yazaraktan ulaşabiliyorsun. Bunların tamamı bu şekilde dizili arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu podcastleri ne zaman dinleyeceğim peki ben? Podcastleri kardeşim. Konuların bittikten sonrasında atıyorum sen canlıların temel bileşenlerini bitirmişsindir. Sonrasında ben uyurken bir biyoloji dinleyeyim de öyle uyuyayım dersen eğer ki daha fazla zihnine kazınması amacıyla yapılmış serilerdir bunlar. Zaten e, özellikle podcast'in en fazla dinlenilen kısımları da senin biyolojine ait bu alanda da olabildiğince farklı çalışmalar gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada aşağıdaki oynatma listeleri ise Bizim TYT için Bu yukarıdaki Aslında bakarsanız şuradaki oynatma listesinden daha açık halidir bunlar. Yine AYT içinde açık hali buradadır arkadaşlar. Yine full genel tekrar derslerimiz burada bulunmakta. Yine soru tahmin serilerimiz. Burada animasyonlarla biyoloji, podcastlerde bu kısımlarda. Yine deneme sınavlarımız da burada bulunmakta. Yani şurada bahsetmiş olduğum yukarıdaki serilerin arkadaşlar açık halleri de aşağıda bulunmakta. Kanalımızda aslında zor e, anlaşılacak bir şey yok. Siz sadece alışmışsınız arkadaşlar. Her sene böyle TET biyoloji kampı, AET biyoloji kampı, 35 günde biyoloji kampı, 65 günde biyoloji kampı serisi yapan arkadaşlara. Bu yüzden kanal birazcık size yabancı gel geliyor ama gelmesin. Bizim sistemimiz bir tık daha farklı. Bu kamp muhabbetinden kamp yazmak zorunda olduğumuz için yazıyoruz. Yoksa kampı çok az etmiyorum. Neden? Çünkü kampı ilk baştan insanlardan bir tanesi 2014 yılında fakat artık iyice cılkını çıktığını düşündüğümden dolayı bu kamp ifadesini kullanmayı çok fazla sevmiyorum açıkçası. Onu da söylemiş olayım ki ileriki yıllarda zaten kullanmayıp daha düzgün bir formatta daha düzgün bir e, içerik üreterekten bu işte önce olacağımızı düşünüyoruz. Onun e, vakti daha var 2026 Tayfa o, e, 2026 Tayfa onun için bizi bekliyor olacak. Yani olsun. Evet bu şekilde değerli dostlar. Yine sorunuz olursa eğer ki videonun açıklama kısmına yani yorum kısmına yazabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi hoşçakalınız. kalınız Kendinize iyi bakınız. Abone olan, yorum yapan, beğenen herkese teşekkürlerimi etiyorum. Sizin sayenizde projemiz gün geçtikçe daha çok büyüyor değerli dostlarım. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız efendim.